umarım hani gerçekten bu devletin tırnak içinde hani korkusuyla şeyiyle hani Kürt siyasi hareketiyle böyle arka kapıdan bilmem ne onlara da meclise gideyim falan filan. Bunlar olmaz. Yani ben önceki dönemde de açık açık fikrimi söyledim. Yani ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin HDP ile ya da Yeşil Sol Parti ile açıktan bir ilişki kurmasının Türk siyaseti açısından da kendi siyaseti açısından da Kürt siyaseti hareketinin de demokratikleşmesi ve silahın vesayetinden kurtulması açısından da ben olumlu olduğunu düşünüyorum. Yani kazananın Türk siyaseti olacağını düşünüyordum. Hala öyle düşünüyorum ama buradaki bir mesele de şimdi Saruhan Bey her ne kadar böyle Selahattin Demirtaş konusunda bir savunma bir şeyine gelse de kamuoyundaki gerçekler şu. Bir kere Selahattin Demirtaş'la Yeşil Sol Parti'nin izlediği siyasi hat arasında bir fark var. Bu fark kapanır, açılır fikir tartışması olarak ama bir açıklık var. Ve şu ana kadar yine arka kapı ya da Sayın Demirtaş'ı yapılan avukat ziyaretlerinde belki giderilmeye çalışıyor. Ama bence Selahattin Demirtaş Türkiye'nin ihtiyaçlarını çünkü yani hapiste yatan yani siz de öyle. Yani gerçekten cezaevi iyi bir okul. Düşünsel anlamda iyi bir okul, deneyim açısından iyi bir okul ve Türkiye'yi ve dünyayı okuma açısından da insana böyle bir dinginlik kazandıran bir şey. Hani buradan herkes hapse girsin diye bir şey çıkarmak istemiyorum tabii ki. Ama gerçekten bence hani o zihni tartışmaların, o düşünsel tartışmaların bence kamuoyunda açık açık yapılması gerekiyor. Hani böyle dediğimiz gibi o onu bırakmaz, biz de onu bırakmayız değil. Gerekirse ayrılmayı ve yeniden bir araya gelmeyi konuşabilmeliyiz yani. Neler söyleyeceksiniz Sarvan Bey? Ben bu görüşlerimi avukat görüşmeleri aracılığıyla oluşturmadığımı net olarak söyleyeyim. Geçen hafta örneğin Selahattin Bey'le çok uzun bir görüşme ben yaptığım için bu rahatlıkla konuşuyorum. Dolayısıyla ortada Selahattin Bey'in ayrı bir parti kurma, HDP'den ve Kürt siyasetinden ayrılma gibi bir fikri yaklaşımı söz konusu değil benim gördüğüm. Olsa zaten bunu açıktan konuşulur. Bu gizlenecek bir şey de değil. Hani bunu dolayısıyla bir savunma refleksiyle yapmadım. Ben var olan durumu tarif etmek için bunu söyledim. Dediğim gibi elbette ki zaman zaman herkesle olduğu gibi Selahattin Demirtaş'ta da bazı politikalarda farklı görüşler olabilir. Bunlar tartışılabilir de burada bir sakınca da yok zaten. Demokratik işleyişte işte bunu gerektirir. Ki ben Selahattin Bey'le biliyor Murat Bey'le bir dönem birlikte çalıştım. Ben başkan yardımcısıydım onun. Yani cezaevinde olmadığı zaman da Selahattin Bey yeni fikirlerle, önerilerle gelir ve tartışma yaratırdı zaten. Bu da dediğim gibi demokratik siyaset açısından çok olması gereken bir şey. O yüzden ben buradaki sorunun yanlış tarif edildiği kanaatindeyim. Yani Murat Bey yanlış anlamasın. Şu anda değil bu söylediğim. Genel olarak kamuoyunda bu biraz yanlış tarif ediliyor. Dediğim gibi burada farklı görüşler olabilir. Kimi konularda bu farklı görüşler tartışılarak giderilir. Giderilmeyen bir farklı görüş varsa da o da giderilememiş olarak ortada durur. Yani bu herhangi bir sıkıntı yaratmaz. O yüzden hani bizim yaklaşımımız genel olarak dediğim gibi bu mücadeleyi mümkün olduğu kadar güçlü ve ortaklaşa sürdürmek. Sadece Selahattin Bey'le değil, cezaevinde diğer arkadaşlarımız da vardır. Çok sayıda maalesef, evet çok sayıda maalesef yönetici arkadaşımız cezaevindedir. Hepsinin görüşlerini, önerilerini almaya çalışıyoruz. Özellikle bu kongre süreci nedeniyle hani tek tek hem eleştirilerini hem önerilerini almaya çalışıyoruz. Ve mümkün olduğu kadar da bir ortak zemin yaratma konusunda çabalarımız sürüyor. Sanıyorum o konuda çok büyük bir sorun yaşamayacağız ve hani hem öz eleştiri mekanizmasını iyi işletmiş olacağız hem de bu öz eleştirileri tabii ki bazı değişimler yaratarak hem politika anlamında hem örgütsel ve tüzüksel anlamda kamuoyuyla da bunları paylaşarak yeni döneme girmiş olacağız. Murat Bey'in şu söylediğine katılıyorum. Keşke Türkiye'de bu değişim ve buna ilişkin olan tartışmalar çok daha geniş bir zeminde ortaklaşa sürdürülebilse. Ama maalesef bu yapılamıyor çeşitli nedenlerle. Ama yine de şöyle düşünmek lazım. Eğer herkes kendi alanında
gereken adımları atarsa belki onun sonrasında daha ortaklaşma imkanları ortaya çıkar. Elbette ki bunu değerlendirmek gerekir. Şu önemli bizim açımızdan. Yani Türkiye'de demokrasinin inşası, hukuk devletinin yeniden inşası, yerel demokrasinin güçlü bir şekilde inşası ki yerel seçimlere gidiyoruz. Hepimiz açısından çok yaşamsal bir önemde ve bunu ne kadar başarılı ve geniş bir zeminde gerçekleştirebilirsek o kadar iyi sonuçlar alırız. Umarım bu konuda herkes üzerine düşeni yapar. Bizler de bizim dışımızdaki diğer partiler için de bunu söylüyorum. Ve hep birlikte biraz daha insanca yaşanabilir ve daha demokratik ve hukuk devleti açısından da gerçekten evrensel ilkelere uygun bir zemini hep birlikte yaratabiliriz diye düşünüyorum. Acaba Saruhan Bey, Murat Bey'in bu düşüncesi şundan olabilir mi? Sayın Demirtaş seçimler boyunca biliyorsunuz cezaevinde olmuş olsa da desteğini esirgemedi Yeşil Sol Parti'den. Ama ayrılırken aktif siyaseti bırakıyorum derken partiye olan biraz da sistemi vardı. Buna dayanarak mı acaba Murat Bey böyle bir düşünceye sahip oldu? Bilmiyorum. Yok, mesele Murat Bey ile ilgili değil. Ben hani kamuoyundaki bu genel olarak böyle şeyler var. Onun için cevap verdim. Yoksa Murat Bey'le polemik yapmak için söylemedim bunu. Ama şöyle, elbette ki Selahattin Bey partiye yönelik eleştirilerini de yani hem parti politikalarını hem yapılmış olan çeşitli çalışmaları yönelik eleştirilerini de bizle de paylaştı, kamuoyuyla da paylaştı. Yazılar çıktı, röportajlar oldu, makaleler yazdı. Dolayısıyla bu eleştiriler vardır elbette ki, bakidir ve biz bunlara ilişkin de görüşlerimizi, önerilerimizi bütün bu değerlendirme süreci içinde ele alıyoruz elbette. Kendisine de ilettik bunları. Çok değerli eleştiriler olduğunu düşünüyoruz söylediği şeylerin bazılarının. Ve bizim de zaten vardığımız noktalarla örtüşen eleştiriler bunlar. O nedenle diyorum, yani önümüzdeki günlerde bu konuda ortaklığın artacağına dair hani inancım, umudum çok güçlü. O nedenle bunu söyledim. Yoksa hani Murat Bey'le polemik olsun diye değil, bu yanlış anlaşılmasın.